Ve daha sonra gruplardan çıktıktan sonra Emrecan ile Ediz Gürel eşleşti. Ve Vahapşan ile Mert Yılmazer ile eşleşti. Kırmızı grubun birincisiyle beyaz grubun ikincisi. Beyaz grubun birincisiyle kırmızı grubun ikincisi eşleşti. Ve ilk turda da Ediz Gürel siyahla bir galibiyet aldı. Diğer masada da beraberlikle sonuçlandı. Ve şu an ikinci mücadeleyi göreceğiz. Oo, bir dakika. Mert Yılmazerli Vahap Şanal oyununda hızlı bir beraber olacak gibi. Linki atıyorum şimdi. Hatta berabere yaptılar bile. Linki attım. Saatin durduğunu gördüm ama tiebreak mi oynamak istiyorlar acaba? Evet, herhalde iki oyuncu da tiebreak oynamaya razı anladığım kadarıyla ve berabere yaptılar. Evet, ilginç. Yani beyazı bu şekilde vermesi. Evet. Yani Vahap Şanal beyazken biraz deneme yaptı fakat Mert Yılmazerli beyazken deneme yapmadı. Demek ki Mert Yılmazerli de tiebreak oynamak istiyor. Süreler azalınca şansının artacağını düşünüyor demek. Olabilir mi? Böyle düşünebilir miyiz? Ya demek ki öyle. Başka açıklaması yok. Evet. Bu arada chatten linki gördün herhalde değil mi? Evet, şu an Ediz ve Emrecan'ın oyunu açtım ben de. Hı. Ve açılış aslında çok şaşırtıcı değil. Emrecan kazanmak zorunda olduğu için bir çeşit Sicilya oynamış. Oynamak istemiş daha doğrusu. Ediz tabii ki açık Sicilya'ya girmeyip fil bebeşli varyantı oynamış. Bu da çok normal çünkü berabere yetiyor Ediz'e. Hı hı. Ve bence izlemesi keyifli olacak çünkü Emrecan oyunu karıştırmak zorunda. Şimdi bu A4 hamlesinden sonra beyazlar özellikle A5 sürüp alan kazanabilirse bu C5 piyonu zayıf kalıyor. Çünkü B6 kolay kolay sürülemiyor. AB6'dan sonra AB6 alınamıyor çünkü A8 boşta kalıyor. O yüzden bu A5'lere genelde izin vermiyorlar. Bir de bu A5'i sürdükten sonra D3, at D2, at C4 gelindiğinde ya da diğer at da gelebilir. Veya at C3, at A4 de gelinebiliyor A5 sürüldüğünde. File 3 çıkılıyor ve bu C5 piyonu ciddi bir baskı oluşuyor. O yüzden genelde bu A4 hamlelerine A5 ile karşılık veriliyor. Ama kesinlikle. Ama bazı durumlarda bu arada buna da izin veriliyor ama şimdi teoriyi böyle dakik bir şekilde bilmiyorum bu konumda. O yüzden yani genelde A5 sürülüyor. Sen neler biliyorsun? Ya bir de şey detayını da verelim. Yani Ediz bunu bilerek yapmıştır tabii ki. Fil B5, fil G7 konumundan sonra genelde fil C6 almak isteyen oyuncular genelde hemen alıyor bunu. Fil C6, D C6 ve D3 sürüyorlar genelde. Evet. Bu arada yaptığım hamleler gözüküyor mu analizler? Eskiden yaptığın hamleler gelmeyecek muhtemelen ama yeni yaptığın hamleler gözükecek diye düşünüyorum. Ama ben geldim senin dediğin yere. Ben oynatıyorum. Evet, yani genelde bu şekilde başlıyorlar. Şimdi hı-hı. Ediz bunu yaparak kaleye 1 ile başlayarak E5 hamlesini oynatıp sonra fil C6 almak istedi. Yani evet. Aslında bir yandan bu çok akıllıca çünkü demek ki Ediz'in oynamak istediği piyon yapısı siyahın E5 oynadığı piyon yapısı. Evet. Ve bunu özellikle yaptırıp ondan sonra bu fil C6'lı yapıya girdi. Tabii ki bunun siyah için de avantajları olacak. Mesela dikkat ettiysek bu G8'deki at henüz oynamadı. Hı hı. O yüzden F6'ya da gidebilir, E7'ye de gidebilir. H6'dan F7'ye de gidebilir. Evet. Yani çok esnek bir pozisyon, çok stratejik bir konum şu an için. Evet ve dediğin gibi A4 geldi. Şimdi evet A5 geldi. Siyahın A5'ine izin vermemesi gerekiyordu. Zaten genelde bu A4'de A5 hamlesi senin de dediğin gibi otomatik yapılıyor. Çünkü beyaz A5 sürebilirse çok yani pozisyonel olarak üstün olacak. C5 piyonunun zayıflığından dolayı. Şimdi bu konumlarda bence siyah için en zor karar bu G8'deki atı nereden çıkmak istedi?
Bunun da birçok nüansı var çünkü. Yani şu an mesela at E7 mi oynamak istiyor yoksa at H6'dan mı çıkacak? Çok kolay değil yani bu kararı vermek. F6'dan da çıkabilir tabii ki. Önce E5'i koruması gerekebilir. Örneğin vezir E7 gibi bir şeyle veya vezir C7. Vezir C7 oynadı bu arada. Tam bundan bahsederken vezir C7 oynadı. Hı hı. Yani şimdi mesela şeyden bahsedecek olursak at E7'ye çıkarsa bunun dezavantajları neler? At E7'den iyi bir kareye gidemiyor. Mesela D5'e veya F5'e gidemiyor. Ama at E7'deyken de siyah F5 sürüşünü daha kolay gerçekleştirebiliyor. F6'ya kıyasla. O yüzden gerçekten bunu iyi düşünmesi lazım. Daha doğrusu siyahların konumu biraz sıkıntılı gibi. Yani günün sonunda siyah fil C4 almak zorundaysa bu bahsettiğin oyundaki gibi siyahın işi zor açıkçası. Peki aynı yapıyı fil C4 almadan sürdürebilir mi? Diyorsun ki H6, at E7, rok atalım. Aynen. Fil E6'ya vezir E2 oynandı bu arada. Vezir E2. Bu garip bir hamle ya. Ya. Bana da garip geldi açıkçası. Fikir ne olabilir? Yani D3'ü geciktirmenin fikri ne olabilir? Onu düşünüyorum. Ya ya aklıma pek bir şey çekilmiş gelmiyor. Olamaz değil mi? D3 fil çarpı Yok. C4'dan. Yok ya. Olamaz bence. Ya çünkü tek sebep o gibi gözüküyor bana. Vezir E2'nin. Bir dakika anlamaya çalışalım. Ne olabilir Vezir E2'nin amacı? Tamam şey olabilir. Ya yine benzer bir sebeple bağlantılı ama B3 fil B2 yapmak istiyor ve fil C4'de vezir C4 almak istiyor. Ama neden böyle bir şey isteyelim ondan emin değilim. Ya çünkü BC4 almak da bence gayet iyi veya DC4 almak piyon D3'teyken. Ama vezirle almak daha iyidir herhalde. Ya tabii evet ama tempo harcayacak kadar iyi mi? Gerçi tempo harcıyor mu? D3 yerine vezire 2 oynamış oldum. İşte B3 ile file 3 gelmek istiyoruz ya. Ha tamam o belki de şu plana gidecek ama işte B3 fil B2. Yani, evet en mantıklı sebep bu gibi gözüküyor. Yani bir şeyler hani nedenini anlamaya çalışıyoruz. Şu olabilir mi? B3 fil A3 C3 D4 sürmeye çalışıyor olabilir mi? Olabilir tabii ki. Yani fikir olarak sonuçta siyah B6'ya tempo harcamak zorunda değil mi? Evet. Belki yani bilmiyorum. Ya da hani belki bir tane kale D1 de hazırlayacak. Belki de fikir budur. Çünkü D3 neden sürmüyoruz? Ya ben fil C4'lerden çok çekindiğini düşünmüyorum ya. Bir de yani berabere de şampiyon oluyorsun. Ama şeyi de söyledim yani berabere istiyor mu şu an ondan da emin değilim. Edis. Oo bir dakika hızlı hızlı hamleler geliyor ya. Şimdi H6 at F3 fil E6 fil E3. Ya şimdi yine daha standart bir şey oluştu değil mi? Evet bu arada diğer oyunda başladı. Mert Yılmazer'den bir D4 görüyoruz. İki tahtayı da vermeye çalıştım. Güzel. O zaman biraz bu maça geçebiliriz. Çünkü olur. Tabii ki izlerin maç daha yavaş ilerliyor. Olur. Evet. Vahaplar bu arada rapide başladı. Yani şu an bir tarafta artı 30 saniye ekleniyor. Edizlerin oyununda, Vahapların oyununda 10 saniye ekleniyor. Bunun hatırlatmasını yapayım. Evet, klasik Vezir Gambit oynandı. Evet, Dragozin varyantına dönüştü şu an Mert ve Vahap'ın maçı. Böyle hatta
birazcık birkaç dakika böyle büyük ekranda da görelim. Burada süreler az olduğu için daha heyecanlı olacak. Orada hamleleri bu arada Tayfun abi yazıyor. Rapid oynandığı için hamle yazmıyorlar. O detayı da verelim size. Evet, Ragozin görüyoruz. Bir dakika, nasıl geldi bu? C5 fil G5 fil B4. Aslında böyle biraz farklı yoldan bir Ragozin olmuş değil mi? Sonradan Ragozin'e transpoz oldu diyebiliriz. Evet, sonradan Ragozin'e transpoz olmuş. Peki diğer tarafta neler oluyor? H6 fil F6 vezir F6 alındı. Vezir A4 şah çekildi. At C6 oynandı. Tam Ragozin'e döndü mü şu an? Döndü gibi evet, sanki. Evet, yani tam Ragozin'e döndü diyebiliriz. Bu hatta çok teorik bir konum oldu herhalde. Çok fazla maç var bu konumda. Bir tek bu A3 fikrine çok alışık değilim. Sanki A3 yerine daha çok file 2 oynandığını gördüm ama kesinlikle A3'te vardır herhalde. Vardır, evet. Özellikle Mert oynuyorsa kesin vardır. Kesinlikle. Mert Yılmaz Yerli'nin bayağı iyi teorisi. Peki hadi bu konumun barını açalım. Analiz motorunu açalım. Ne diyor? Eşit diyor şu an. Vezir G6 güzel hamle. G2'ye bir baskı kurdu ve F1 filinin çıkmasını zorlaştırıyor. Siyahın burada ne problemi kaldı ki? Ben anlamadım ya çok. Yani o yüzden aslında file 2 daha doğal gelmişti bana. Çünkü şimdi onu da yapamıyoruz. Atamıyoruz falan. Bu arada bir şey diyeceğim. Notasyona bakıyorlar şu an. 3 konum oluyor yine. Yamaç. Diğer tarafta. Vahap maçında mı? Evet. Evet. Allah Allah. Armageddon mu oynamak istiyorlar acaba? Direkt ona geçsinler. Direkt Armageddon'a geçsinler. Aynen, yani bizim için sorun yok. Direkt ona geçebiliriz. Kim favori olur sence öyle bir durumda? Ya Armageddon tam şey ya. %50-%50 falan olabilir bence. Ya bir de ikisinin de blitz'i çok kuvvetli. Değil mi yani? Evet, ikisinin de çok güçlü. Edge'i de aldım biraz daha. Kadraja at D5 geldi. At D5 geldi. Ha. Of, kızışacak buralar. Yani tabii ki maç ne olur bilmiyoruz ama Emre Can şu an çok memnun olması lazım. Evet. Aynen. Aynen, kesinlikle. Şimdi E5 almak herhalde çok mantıklı olmaz. Siyahın piyon yapısını da düzeltiyoruz çünkü. Ama ne yapabilir beyaz? Fil çifti gitti. E5'i sen aldın değil mi? Evet, yani bunun iyi olmayacağını düşündüm. O ben oynattım. At D5, E5. CD5 de alacağız herhalde. Aynen, yani bu At A3'ü de sen oynattın değil mi? Ve bu konum yani 2 file 2 at kalacak. 2 fili iyidir herhalde ya burada değil mi? 2 fili tabii yani. Ya güzel gözüküyor. Ama tabii ki D5 almak zorunda değil. Bahat beyaz, Mert Yılmaz Yerli siyah ve şu an skor 1.5-1.5 onlarda. Hani şey, biraz hızlı oynuyorlar bu tempoyu yani. Yok ya, Vahap çok konsantre gözüküyor.
Beraber yapacak birisi bu kadar konsantre olmaz herhalde ya. Ama şey ilginç geldi. Yani Mert niye böyle bir şey tercih etsin? Yani siyahla tiebreak maçında ne bileyim ya, önceki beyaz maçları niye beraber yaptı? Ama sonuçta Vahap 2600. Yani ne kadar berabere yaparsam Armageddon'a giderse o kadar şansım var diye düşünüyor olamaz mı? Olabilir bence. Ya o zaman kendini favori görmesi lazım Armageddon'da. Veya favori değil de ağır tempoya göre daha çok şansı olduğunu düşünmesi lazım. Yani röportajı gelirse sorarız bakalım. Bu oluşan konum çok sık gördüğümüz bir teori değil. Yani filce beşli varyant. İki oyuncu da belli ki hakim şekilde oynadılar buraları. Ve oluşan konum bu. Ne diyorsun bu konuma? Yani çok dengesiz. Fil çiftini aldı siyah ama duble piyonu var. Beyaz bir şekilde bu C5 sürüşünü engelleyebilirse, yani örneğin şimdi atı E4'e veya A4'e koyabilirse bir avantaj umudu olabilir ama tabii hamle hamle hesaplamak lazım. Vahap kalktı. Diğer oyuna bakıyor. Evet, diğer oyunda at A3 oynandı. Bizim daha demin baktığımız iki fil daha iyidir herhalde dediğimiz konuma gidiliyor yamaç bu arada. E5 alındı o zaman. Evet evet alındı. At A3 de gitti. Hatta D4 de sürüldü aynen. Evet, diğer tarafta B3 sürüldü. Diğer tarafa ne diyorsun? Orada bir motor açalım bakalım. 0-40 siyaha veriyor. Şimdi hemen bakalım oraya. Evet, demek ki ya bu E3'teki at sanki biraz şey kaldı değil mi? Yanlış yerde kaldı. Evet. Ve çift fili var siyahların. Ve fil çifti var aynen. Yani fil çifti var ve yani beyaz ancak nasıl toparlayabilir? Özellikle Vahap maçında bu C1 filiyle D6 filini kesebilirse tabii üstün bile olabilir ama aynen. Nasıl yapacak? Aynen. Yani A4 fil A3 vakit var mı? Ya B3 zayıf kalacak herhalde o zaman da. Bir de şey fikirleri de var, yani fil B8 vezir C7 falan olabilir. Atın yeri kötü olduğu için F5 F4 de çok tehlikeli. Evet. Hatta F5 F4 F3 yaparsa zaten oyun bitecek. Mesela kale 2 gibi bir şey mi? Nasıl? Evet ama kale 2 de çok şey duruyor değil mi böyle? Sanki taktik olacak mı? Aynen yapay duruyor böyle biraz. At B5 at D6 nasıl diye bir soru var. Diğer tarafta sanırım. Ediz Gürel oyununda. At B5, at D6. Ya şimdi bunu yaparsa sonra kale D8 gibi bir şeye atı nasıl savunacak? Veya E4'e mi dönecek? At B5 geldi. Ama at D6 gelmeyecek bence. At B5 fena değil gibi. Aynen. Yani at D6 için doğru anı beklemesi evet, lazım. Evet. Aynen. Bravo. Güzel açıkladın. Doğru anda at D6 olabilir. At B5'te dursun ama. Çünkü bu A3'teki at çok anlamsız kalmıştı. At B5 gayet güzel hamle. Peki orada bilgisayar ne diyor? 0-30 diyor. Ediz yoksa toparlıyor mu biraz? Ya şimdi siyah için de şey sıkıntı, rahatsız edici bir durum. F5'i sürdü diyelim. Sonraki fikrine. Yani çünkü siyah F4 sürerse bu sefer beyaz F3 sürebilir.
orayı bloke etmek için. Hı. Herhalde F5, E4 sürmeye çalışacak bir şekilde ama o da çok kolay değil. Ama bu F5'i öyle bir zamanda sürmem lazım ki her şeyin hazır olması lazım. Yoksa E5 zayıf Tabii. kalacak. Yani E5 zayıf. O yüzden birkaç hazırlık hamlesi gerekiyor sanki. Mesela bizde G7, kale A8 gibi bir şey. Aynen. Kale A8 güzel gözüküyor. Belki yapabiliyor muyuz bilmiyorum ama bir yerde kaleyi E6'ya da aktarabilir miyiz? Evet, yani kaleleri orada dupleleyip. Ya da vezir E7'ye belki koyup. Ama B6'ları da kontrol etmemiz lazım. Hani kaleye iki görev vermiş oluyoruz. E6'dan kontrol ediyor. Ama hesap lazım. Aa, vezir C6 güzel bu arada. Bu batarya Evet, çok tehlikeli. tehlikeli bir batarya. Aynen. Hem de B6'yı koruyor. Evet, diğer tarafta filler değişildi. Diğer tarafta filler değişildi. Ve konum 0-0. Ya şimdi at E3 değil de daha güzel bir yerde olsa beyaz kazanca zorlayabilir ama Tabii. at E3'teyken çok yapabileceği bir şey yok gibi. Evet. Atı E5'e koyabilse mesela. Tabii. Bu herhalde berabere bitecek değil mi? Bir dakika. O at B4'te bir bitirince. değişim oldu zaten. Oo, kale B4, kale B4'de kaleyle aldı Vahap. Wow. A3 verdi. Evet, A3'ü verip aktivite yakalamaya çalışıyor herhalde. Aslında çok tehlikeli şimdi bakınca siyah için. Tehlikeli duruyor. Hatta kale A3 alamıyoruz herhalde değil mi? Kale B7 at F5 çok güçlü. Kale B7'ye file 6 oynasa kale E'ydi mi? Kale E7 gelir değil mi? Evet. Sonra at F5. Alamıyorsa A3'ü aldı bu arada. Kale B7'ye Acaba indi. kale A7 ile falan tutamaz mıydık? Ama o Gerçi piyon... geçer piyon var değil mi? Evet evet o piyon hayatta kalacaksa çok ciddi şansı olacaktı. Ya en azından şey diyebiliriz. Beyazın kaybetme riski kesinlikle yok bence bu tarz bir konumda. Yani evet. Çok düşük gibi gözüküyor. Bu arada diğer tarafta neler oluyor ya? Diğer taraf hızlandı bayağı. Sağ tarafa bakalım mı? C6 piyonu alındı. Diğer taraf E6 isteniyor şu an. Şah F7 oynandı. Burası kızıştı. Süreler azaldı. Yani yine berabere olacak gibi ya. Kazanamayacak mı diyorsun bunu? Ya çünkü siyah da kale D3 oynamak istiyor veya kale A4. Bu arada şeyden bakıyorum ekrandan. D5 alınmış, D4 alınmış. Şimdi Aynen hamleler yani. gelir. Yalnız bu konumu Vahap atı E3'e koyar ve koymadı, F4'e gitti. Bunu 100 hamle zorlar bu konumu. Şimdi nerede atı F4'e gitti? Bana tam gelmedi hamle ama. Tamam, son gelecek şimdi. Şah B8 şimdi 5-10 saniye gelecek. Siyah da fil F7 mi yaptı? Veya fil D7 mi? Siyah ne oynadı bakıyorum hemen. Veya fil F7 daha mantıklı herhalde. Fil F7 oynadı. Vahap da bir şey oynadı ama ne oynadı? H4 sürdü Vahap da. Aynen H4 sürdü. Evet, şimdi Vahap'ın bence fikri piyonları G5, H5, G6'ya kadar sürmek. Ve Ve kazandı diyebilir miyiz? kazandı aynen, bunu yaparsa. G4 geldi Vahap'tan. Ya bu herhalde hızlıca berabere bitecek. E3'ten E3 sonra değil çok mi? aynen E3'ten sonra. Vahap şu an hakeme bir şey soruyor. Beraber yapabiliyor muyuz gibi bir şey mi soruyor acaba? Bir dakika, kale E5'te orada. Kale nasıl E5'e geldi? Ha, o zaman son hamle kale E5 oynadı. G4 sürüldü aynen, tahtaya da geldi şu an. G4'ü ben oynattım aslında Ha ama. öyle mi? Tamam.
Ama oynanmış zaten. Evet, şimdi oynandı. Ve E3'ten sonra zaten zorlanacak bir şey kalmadı gerçekten. Şu an iki oyuncu da, Ediz Gürel ve Emrecan da diğer tahtaya baktı. Büyük bir merakla orada ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar ve beraber de anlaştılar değil mi? Aynen, şahları merkezde görüyorum. Beraber de anlaştılar. Evet, bakalım şimdi kim beyaz olacak? Şimdi 5 artı 3 oynayacaklar. Of, var ya, diğer taraf yanacak şimdi. Hayır, sol tarafın da süreleri azalıyor bu arada. Bu arada at C3 gibi fikirler de olabilir değil mi? Oo, bir dakika, bu at C3 bu arada bayağı dikkat edilmesi gereken bir fikir. Çünkü bu at D5'e giderse zor olabilir bir anda. Aynen yani. Bu at C3 ciddi bir hamle. Peki bir önceki hamlede neden yapmadı? Ya çünkü fil F4 şah vardı. Ama G3 sürsem ona. Şöyle gösterelim. Kale H8'e mesela at C3 oynasak. Fil F4 şah. Fil F4 G3. Kale H4 mü var burada acaba? Ama bir Ha, dakika, o konum ne ki? çok taş alıyor değil Hayır, mi şey? beyaza geçiyor zaten. Çok taş alıyor, evet. G3. Bir dakika, filde 2 mi var her zaman ya yoksa? Ama bu kompanse yaratır mı bu? Yok, filde 2 değil. Dc3 alalım. Gf4'de şimdi h4 zayıf kaldı. Buradan belki faydalanabiliriz. Yani sonuçta beyazın şahı çok zayıf, o yüzden. Ya da belki de f4 basitçe konumu -4 yapıyor olabilir mi? Şimdi ben de oynatayım. Tam bir iki hamle gerisine gidelim. Yayından da bakabilirsin istersen. Nasıl istiyorsan. Yayın. Şu an aynen görüyorum konumu. F4 mü burada? -4 veriyor şu an. Evet ve sonra vezir F6 gibi hamleler bitiriyor değil mi? Evet, böyle düşündüm ama -2,5 veriyor. Daha çok üstünlük veren bir şey olabilir. Hadi. Emre Asgüleş diyor ki direkt fil G5 gelsin diyor. Atı istiyorum, hem de fil H4 istiyorum diyor. Bu da çok mantıklı duruyor. Doğru. Bu hemen Doğru, bu kazanıyor. direkt bitiriyor. Evet. Bu daha iyiymiş. Fil G5. Hemen bitiriyormuş. Peki G3 oynandı. G3'ten sonra hamle var mı? Şu an tahtaya bakıyorum. Diye hamle yapmış mı? Yok, yapmamış. Of, gösterdi bize Emrecan bu arada. E4. Buymuş. Buymuş gerçekten. Tam arıyordum ben de hamle ne diye. Emrecan tak diye gösterdi. E4. Ne bu arada, ben anlamadım Şimdi hala. vezir F6 geldiğinde artık F3 de istiyor. Bu mu olay? Ama vezir F3 tutuyor gerçi. Belki de pozisyonel bir feda olabilir mi diye bir düşünüyorum ama. Aynen. Yani F piyonunu geçer piyon haline getirdi. Bu da çok rahatsız edici herhalde. Aa, bir dakika, şu olabilir mi yamaç? Mesela F4 aldığında F3 ve daha sonra kale F8, kale F2 inebiliyor olabilir miyim? Bak, Evet, tabii bu da olabilir. bu bitirici gözüküyor sanki. E4 çok iyi hamle ya bu arada. Aynen ya, E4 gerçekten çok güçlü. Hatta F'li almak herhalde yani intihar gibi olur değil mi? Büyük ihtimalle. Ya D'yle almak zorunda. Veya dokunmamak mı lazım? -4 Öyle bir veriyor. şeyler yaparsam. Kale F1. Ama zaten konumun kayık olduğu belli. Beyaz çok zorlukta kaldı neredeyse. Evet. Bu arada makine sıfır veriyor şimdi baktım. Ciddi misin? Almamış E5'i. Vezir D8. Abi, Ediz bunu kurtarırsa var ya. Bunu kurtarırsa ben ya zaten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hani o kadar iyi oynuyor ki, ama
Daha da bulamayacağım yani artık. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hatta nasıl sıfır olabilir ben onu da anlamadım. Çünkü çok ciddi tehdit var değil mi? Vezir D3, Vezir C2 mi at? Hı hı. Ya demek ki çok somut bir karşı oyun mu var? Eğer kale D1 gelip tutacak değil herhalde D3'ü. Evet, bu arada neden sıfır veriyor? Anlaşılmıyor da değil mi? Ya çünkü kale H4 de tehdit, vezir D3 de tehdit. Hı hı. Değil mi? Bizim at D6 geldi. Bir dakika, at D6 mı var yoksa burada artık? Ama kale H4 yok mu? Kale H4 var, evet. Yine olmuyor. Ama gelecek o at D6. Ben inandım o at D6'ya. Aynen, oyunu kurtaran hamle o olacak. Oyunu at D6 kurtaracak bence de. Bende de öyle bir his var. Ya şimdi zaten beyaz tehditleri çözebilirse gerçekten sonraki hamlesi at D6. Hı hı. Ama bu D3 piyonu ve H4 piyonu şimdi eleme yanılmayla gidersek hı hı. Şimdi kale D1 gibi bir şey yapamıyoruz. Zaten kale H4'de vezir düşüyor. Evet. H5. H5 yapıp veziri kurtarsam da vezir D3 bitirmiyor mu oyunu? Yani kale H4'ü kessem bu sefer de vezir D3 var. Yani şöyle bir şey. Hı hı. H5 değil de bu arada H5 0-0 diyordu. Bence doğru hamleyi bulduk. Ya 0'da kaldı değil mi? Evet. Ama vezir D3'e ne var? Ya böyle kale H ve 1 gibi bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Vezir D2'ye şah H1 koymak. Efendim? Şaha yer açıyoruz değil mi? Aynen. Olabilir mi kale H ve 1? Değil. Olamazmış. Allah Allah. Aa, H5 oynandı. Of abi ya. Ediz nasıl bir seviye ya? Aa, konum eksi 5'miş. Vezir düştü. Vezir mi düştü? Şah 3 kale H5. Aa. Vezir G5 çift soru mu geldi o zaman? Aynen. Kale H5, kale H5. Her şey değişildi orada. At D6 yapması lazımdı. Bizim o at D6 mı gelmesi gerekiyordu? Yok, çıkmak bu arada yani. Aa, Ediz'den büyük hata geldi. Emrecan tekrar kazanç konuma geçti. Bu arada ben siyaha net bir şey görmüyorum şu an. E şey nasıl olur? Mesela C3. Kale D1'e fil D2. Bu olabilir bak. Bu ilginç duruyor. Tabii taktik bir şey kaçırmıyorsan orada. Kale G2 şah çekip değil mi? Kale G2 şah çekip D2'yi alabilir belki orada. Ha, o var. O zaman olmuyor. Aha! H4 sürdü. Konum eşitlendi. Kale D1 yok mu burada? Kale D1 değil mi? Aynen. Bence de var. Konum eşitlendi. Allah Allah, H4 çok ilginç hamle. Yani aa, kale G2 böyle şah çekti önce. Veziri H5'e gitmek ister herhalde yamaç. F3'e ama basmak için. Yani. Ama olmayacak ki yani değil mi? Kale G2 en kötü G4'e koyarım. Aynen, en kötü G4'e gidiyor. Evet, ve şimdi kale D1 gelecek. İnanılmaz, dönüyor mu yoksa oyun? Kale G2 şah B'de oynandı. Haydi hamleler gelsin. Evet, ben de hemen üstüme bir şey giyeyim. Ben de üşüdüm bu arada. Ben de bir etrafıma bakındım. Evet, kale G2 geldi. Konum eşitlendi. Ne olacak şimdi? Kale G2 şah, şah B'ydi. Kale D1 oynandı. Evet, şah B'yi de geldi tahtaya. Şimdi kale D1 oynandı. O da gelecek. Konum eşitten abi, biz ne izliyoruz ya böyle? Ne kadar güzel bir mücadele izliyoruz. Aşırı keyif alıyorum şu an yani. Sunmasından da aşırı keyif alıyorum. İzlemesinden de aşırı keyif alıyorum. Kale G8 oynandı. Bakıyorum hamle var mı?
Bu arada bu oyun bittikten sonra Mert Yılmazer, eğer eşitlik sağlanmazsa tabii ki, Mert Yılmazer ile Vahap Şanal arasında 5 artı 3 2 tane oyun oynanacak. Çünkü orada denge bozulmadı daha. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Daha üçüncülüğü belirlemedik. Üçüncülüğü belirleyeceğiz bir de. Bir de zaten atçı 3 atta 5'ten sonra şey garanti perpa. G'deki kaleyle sürekli şah çekebiliyoruz, evet, değil mi? Aynen aynen. At D5'e de gerek yok. Vezir F3'e direkt başlamıyor muyum bu kaleyle? Yani doğru. Yani vezir F3 yapmazsa. Aynen. Direkt perpeye başlıyorum. Bu kaleyi hiç ellemiyoruz buradan. Şah çıkmasın diye. Ve bu şah bir hapiste kalmış oluyor. Böyle bu karelerin hiçbirinden kurtulamıyor artık. O yüzden sürekli bu kaleyle şah çekiyoruz. Ve beraber oluyor. At C3 aldı. Ediz at C3 aldı. Evet, yapacak bir şey yok. Evet, at C3. Ve dünkü rekoru kırdık. 1356 kişiyiz. Herkese çok teşekkür ederiz. 717 beğeni var. Beğeni dün kaçtı acaba? Onu hatırlamıyorum ama siz yine ne olur ne olmaz onu bir 1000 beğeniye çıkarırsanız çok mutlu oluruz. Gerçekten. Bu arada finale yakışır bir mücadele görüyoruz ya şu an. Aa, artı 6 oldu. Evet, sen mi oynattın fil C5'i? Yok, fil C5'i ben oynatmadım. Ben de oynatmadım. Ben at D5 oynattım. Ha, fil C5 oynanmış çünkü. Oynandı. Zaten burada mat olması lazım ya da vezirin düşmesi lazım değil ya mi? Ya vezirin düşmesi lazım. Şah E6 yapamıyor. At F4 var. Şah At D5 gelecek muhtemelen. Şah B'de ne yapıyoruz? Aa, kalede 7 var Yamaç. Evet, şah G8'e at F6 var. Üf. Evet, çok iyi motif. At D5 geldi. At D5 geldi. Tamam, burada terk gelebilir. Terk geldi. Terk geldi ve geldi mi? Ediz Gürel final mücadelesinde 2-0 kazanarak şampiyon oldu. Evet, tebrikler Ediz'e. Yani gerçekten çok zor bir maçtı. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten tebrikler Ediz. Bu arada Emrecan'a da tebrik ederim. Hani gerçekten hani siyahla kazanması gerekiyordu ve yapması gereken her şeyi yaptı. Ama işte satranç öyle bir oyun ki